19-22 Aralık döneminde 2000 yılında dünyanın gözü önünde ülkemizde ülkemiz tarihinin önemli katliamlarından biri gerçekleştirildi. Bu katliam cezaevlerindeki devrimci tutsakların teslim alma süreciyle ilgili olduğu kadar sistemin devrimcileri toplumdan tecrit etmek, yeni bir modele, yeni bir sisteme geçmek için, yani hücre sistemine geçmek için, altyapısını oluşturmak için giriştiği bir katliamdı. Bu katliamın sonucu ne oldu? 30 tane devrimcinin, ikisi asker olmak üzere 32 kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Dahası bugün hala o acının izlerini taşıyan yüzlerce sakat kalmış arkadaşımız var ki birçoğu da zaten aramızda. Sorun bunu anlatabilmek değil, sorun bunu gelecek kuşaklara taşımak. Hala o süreçte başlatılan ve bugün cezaevlerinde sürmekte olan tecrit sistemine dikkat çekebilmek, bu konuda toplumu, toplumsal kuruluşları duyarlı kılabilmek için böyle bir etkinliğe ihtiyaç vardı. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Tek kişilik koğuşlu hücreler altının amacı aslında saldırıya daha açık zemine getirmek, daha yakın hale getirmek. Yani 30 kişilik koğuşta saldırı zaman devlet daha çok zorlanıyor. Devlet öyleyse teslimatta adresi zorlanıyor. Ama bir kişi, iki kişi olan hücrelerde saldırında çok daha kolay şey yapmalı. Saldırısını yaşama geçirebilirdi. Birincisi bu. İkincisi tam öyle bizi teslim almaya yönelik bir çalışmanın sonucuydu. Yani 19 Aralık bile teslim almaya yönelik bir şey. Sadece bize işte o zaman F tipleri ilk olarak açılmış tecridi. Şu anda alfabenin bütün harfleri sıralıyorlar da ilk başta F tipi olarak başlamıştı tecrit hapishaneleri. Bizi tecrite almaya çalışırken 19 Aralık saldırısını yaptıklarında yani amaçları aslında bizi teslim almaktı. Hedefler o. Aslında bugün bile hala yine ki bunu en net olarak olacağın katlanma öncesinde Bülent Ecevit o zaman başbakanda Amerika'ya gitmeden önce bir hocam Altaylı'dan bir gün öncesinde şey demişti havaalanında içeriye hakim olmadan dışarı hakim olamayız demişti. Aslında o sözü her şeyi özetliyor. İçeri yani bizler teslim alırsa toplumun teslim alabileceğini düşünüyordu. Bir de özellikle şu da var. Yani bir söz var. Korku da cesarete bulaşacak. Yani tek kişilik hücrede insanlar korku da olsa, şey de olsa mesela saldırında askerler, gardiyanlar saldırında korku da olur, bir şey olur ama koğuş sistemindeki örgütlü bir şekildeyken bir cümlesi yarısına merhem olacak. Hepimiz cümlesi bir destek olacak. Hepimiz, yani hiç kimse orada gerçekten ruhen yalnız sadece fiziki yalnız değil, ruhen yalnız değildi. Ve şöyle söyleyeyim. 19 Aralık'a girerken aslında ben kişi olarak kendime öyle cesur falan diyeyim, tam tersi korkak biriyim. Ama 19 Aralık'ta zerreci korkmadım. Bunu neden kendimi şaşırdım? Neden? Çünkü orada gerçekten ölümle bençen kırıp sanırsaydım, ölümle bir direniş gerçekleşti. Ölümle ne direniş derken, şunu da özellikle açmak istiyorum. Yani biz de ölüm ucu direnişçileri öyle önüne sürülmedi. Tam tersine ölüm ucu direnişçilerini orada arkadaşlar, ölüm ucu direnişe girmeyen arkadaşlar ya kitleyim uygunsa gözü gibi korumaya çalıştı. Ben o konuda aslında uzun uzun anlatmak değil, bizim Çankırı'da 12 saat sürdü uzun uzun anlatmak değil de iki anekdot anlatacağım sadece. Eyüp Başçı belki biliyorum demiştim dışarıda sonuçta biraz sızı var dışarıda 39-16 ölüm ucu direnişçisi. Bir Eyüp Başçı'la birlikte yani Eyüp Başçı'la birlikte o saldırı ilerleyen saatlerinde şey girmiştik. Onun önce koşun tuvaletine girmiştik. Orada yine ya gaz bombalar atılıyor sürekli gaz var. Eyüp'ün elinde sadece bir tane şey var. Küçük bir çaput var işte. Yani gaz maskesi değil mi? Gaz maskesinin yetine. Gaz bombası yoğun atıldığında Eyüp ya refleks olarak insanlar yani şu anda bir gaz olduğunda hemen elini ağzına götür. Ama Eyüp orada kendi ağzında o küçücük çaput parçasını hemen benim ağzıma götürüp beni korumaya çalıştı. Bu aslında küçük bir anlatı ama ya gerçekten çok basit bir şey olsa bile insanın üstü bir şey orada. O refleks. Çünkü
kendisi de orada gaza maruz kalıyor. Beni koruma çalışıyor. Ves korudu mu korumadı mı? O ayrı mesele. Hiç bir hükmü de yoktu Ves'in. Ama yine de insanlar refleks olarak herkes öyle yaparken öyle yapmıştı. Yani sırf bu ayıp değildi. Ben onun aklımda o. Yani o benim de işçisinin bir anı olduğu için onu anlatıyorum. 19 Aralık'a giden süreç, 19 Aralık'ın kendisi bir mukadderdi ve başka bir ihtimal yoktu gibi düşünemeyenler dedim ve bu düşünemeyenler konusunda ama izninizle bütün o sürecin sorumlularından bir tanesi de benim. Şahsen benim. Şahsen ben derken aslında toplum olarak bizleriz. Hepimizin sorumluluğuydu. Bütün bu yaşananlar yetemedik, beceremedik. Bu böyle olmak durumunda değildi. Ama izninizle bu salonda olanlara şu duygumu da bir kez daha paylaşmak isterim. Bugüne kadar defalarca paylaştığım gibi. Eğer bugün bu ülkede bir takım güzellikler varsa, o güzelim arkadaşımın o son sözünde sözünü ettiği o direniş ruhunun sayesindedir. Eğer bu ülkede bundan sonra daha güzellikler olacaksa, eğer yine o güzelim arkadaşımın sözünü ettiği o sizlerde, şu salonda toplanan insanlar ya da bu salonda olmayanların, o vicdanlarının o kıymetinden o güzellikler çıkacak. Daha güzellikler çıkacak. Hayata dönüş dediklerinde demin söylendi somut bilgiler anlamında 19 Aralık'a kadar açlık grevi nedeniyle yaşamını kaybeden kimse yok. Bir. İki. Söylendi. Hepimiz biliyoruz. 19 Aralık operasyonu ile ikisi güvenlik görevlisi ve o güvenlik görevlilerinin ölümü de sonuçta değil mi? Mahkeme süreçlerini hepiniz izliyorsunuz. Doğrudan güvenlik görevlinin atışı sonucunda yaşamı yitirdi. 32 insan yaşamı yitirdi. Operasyondan sonra ne oldu? Tanıyorsunuz arkadaşlarımız falan, tanıdıklarımız falan. Sadece açlık grevleri nedeniyle sonuç olarak 68 insan sadece açlık grevi nedeniyle. Hani o sırada başka tür şekillerde de yaşamını yitirenler vardı. 68 insan yaşamını yitirdi. İzninizle Atilla İlhan'ın bir iki dizisiyle bir açıklama yapmıştık. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm, kulaklarım gördü. Hepimiz gördük. Kocaman bir cinayet, kocaman bir katliam yaşanmıştı orada ve adına da hayata dönüş operasyonu deme cüretini göstermişlerdi. Cezaevi denince de her yerde kendine en azından seslenerek arkadaşlar kapatılarak insanların cezalandırılması fikriyatı netice olarak insanlık tarihinin başından itibaren yok idi. Bu fikriyat yani insanları kapatılarak cezalandırma fikriyatı netice olarak 19. yüzyılda falan filan çıktı. Ne demek istiyorum? Bundan sonra da illa cezaeviyle yaşanacak bir insanlık geleceğini tahayyül etmenin ötesine çıkmak son derece mümkündür. Cezaevleri de bir kader değildir. Onu demek istiyorum. Ve bu tecrit denen şey, cezaevleri denen şeyle de biraz özdeşleşen bir hadise çok kabaca 19. yüzyılda Amerika'da falan başlıyor. O zamanki tecrit uygulamaları çok daha katı, bütünüyle uyaranları kasıtlı olarak son derece sınırlamaya çalışan falan uygulamalar. 20. yüzyılda 1979'da adına Supermax dedikleri, o zaman daha sanki süper bir şey oluyor. İlk özel yüksek güvenlikli cezaevi yaşama geçiriliyor. Daha modernize etmeye çalışıyorlar. Daha tırnak içi sevimli hale getirmeye çalışıyorlar ve peşi sıra aynı dönemlerde Almanya, İspanya, İngiltere'de falan modeller oluşuyor. Kabaca bu 1979. Buradaki bir takım arkadaşlar benim de yaşım denk düştü. Şu meşhur 1970'ler, 80'lerine falan denk düşen dönemler. Ama biliniz ki lütfen dünyada da gelinen nokta, biraz sonra bazı değinmelerde bulunacağım, pek çok gerekçeyle ama sizlerin esas olarak telaşı, sizlerin esas olarak çabasıdır. Bütün bunların, bu bir takım olumlulukla oluyorsa, bilin ki dünyada da böyle bu, tek bir ve küçük grup izolasyonunu giderek hafifletmeye çalıştıkları bir eğilim de var. Sizlerin direnişleri, sizlerin çabaları sayesinde oluyor bütün bunlar. Hepimizin katkılarıyla da oluyor bunlar. Tek başına tutulduğu anda bile bir takım belki izliyorsunuz, biraz sonra yine değineceğim dediğim gibi, daha sınırlı süreleri, daha istisnai koşulları falan en azından bağlama zorunda oldular. Bir keyfiyetten değil. Bu ülkede ya da bu ülke gibi benzeri ülkelerdeki insanların onurlu duruşları sonucunda
bilimsel o arada çalışmaların sonucunda falan o noktalara gelindi. Yani dünyada bir yandan böyle bir baskın eğilim varken bir yandan da o onurlu duruşların neticesinde bu tecrit meselelerini sınırlandırmak gibi de bir eğilim olduğunu izninizle hatırlatmak istiyorum. Aslında bugün bir insanlığa karşı suçun daha 40. yıl dönümü. Maraş katliamının biliyorsunuz bugün 40. yıl dönümü. İnsanlığa karşı suçu biraz açmak istiyorum. Fazla teknik olarak ayrıntılara girmeden. Uluslararası insan hakları hukukunda 4 büyük suç var. Soykırım, insanlığa karşı suç, barışa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları. Bu 4 suçtan en vahimleri soykırımla insanlığa karşı suçtur. Bunlar suçüstü suç olarak kabul edilir. Suçların suçu denir bunlara. 2004 yılında hazırlanan 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası'na da insanlığa karşı suç girmiştir. Ve bu tür suçlarda asla zaman aşımı olmaz. 19 Aralık operasyonu neden insanlığa karşı suçtur? Çünkü bu suçun tanımında siyasi, ırki, dini, felsefi nedenle planlı bir şekilde ve sistemli olarak toplumun bir kesiminin katledilmesi, yaralanması, işkenceye maruz kalması bunlar insanlığa karşı suçun temel öğeleridir. Bu öğeler aslında baktığımızda da cezaevlerinde TC tarihinde en vahşi bir katliam olan 19 Aralık operasyonunun insanlığa karşı suç olduğu anlaşılır. Mahkemeler maalesef bu madde açısından yargılama yapmadılar. Yargılamada devam eden davalarda da bu madde dikkate alınmıyor. Sadece verilen emri ifa ederken yetki sınırının aşılmasıyla ölümlere sebebiyet olmaktan yargılanıyorlar. Ve yargılanlar da tamamen emir kulu dediğimiz tetikçiler, askerler. Sadece bildiğim kadarıyla Bayrampaşa cezaevinde çok ısrarlar sonucu bazı komutanlar da sanık olarak yargılanmaya başladılar. Değerli arkadaşlar, bu tür günlerin hatırlanması toplumsal bellek açıdan çok önemli. Suçlu devleti yüzleşmeye çağrılması açısından çok önemli. Kuşkusuz bu tür hatırlamaları da dertleşmeye de dönüştürmemek gerekir. Bir takım şeyleri de masaya yatırmak gerekir. Suç, ceza, hapishane kavramı ve kurumlarını, tecritin esas amacını yatırmak gerekir. Dünyada biliyorsunuz cezaevleri bir reform olarak ortaya çıktı. 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın ilk yarısında. Çünkü daha önceki cezalar kefalet, intikam, kısasa kısas, dişe diş şeklinde uygulamalar vardı. Daha sonra Orta Çağ'ın ilk yarısında canavarca bedene yönelik cezalar vardı. Hapishane o nedenle bir insanlık tarihinde bir ilerleme, bir reform olarak kabul edildi. Hatta Foucault'un tabiriyle bedenin azaptan kurtulması, seyirlik cezadan kurtulması. Ama Foucault çok isabetli olarak şu noktaya da vurgu yaptı. Hapishanede hedef insanın ruhsal durumudur, insanın iradesidir dedi ve esas itibariyle beynin teslim alınması olarak değerlendirildi. Cezaevlerinde ilk reformlar 1789'dan sonra yapılmaya başlandı ve İngiltere'de de reformlar oldu. Ama 1925'lerden sonra İtalya'da Mussolini'nin iktidarının yerleşmeye başlaması, Almanya'da Nazilerin gelmesiyle cezaevleri tekrar siyasi muhalifler açısından azaphaneye döndü. Yani devletin muhaliflerden
intikam alma yuvalarına döndü. Ta ki Nazi rejimi sona erinceye kadar. Nazi rejimi sona erdikten sonra o dönemde cezaevinde kalan sosyal demokratların, sosyalistlerin daha sonra iktidara gelmeleri sonucu, buna liberalleri de katmak gerekir. Cezaevlerinde Yemi'de reform dönemleri başladı. Ta ki 1975'te ve 1980'lere kadar, ama 1975 ve 1980'lerden sonra düşmanla savaş hukukunun anayasası olan terörle mücadele yasasının esas ceza yasasının yerini alması başlamasıyla tekrar cezaevlerinde farklı bir sayfa açılmaya başladı ve panoptikon sistemine geçilmeye başlandı. Burada amaç bir tek merkezden gözetleme ve denetleme ve kişinin bölünmesi, parçalanması, yalıtılması ve yönetilmesi, bilginin toplanması, kişiyle ilgili, muhalifle ilgili ama kişinin bilgilendirilmemesi, parçalanması. Şimdi tecriti sadece yasaklama, men etme ve kurallar topluluğu olarak görmemek gerekir. Tecrit aynı zamanda belki de men etmekten de daha fazla bir iktidar tekniğidir. Bir yönetim tekniğidir. Böyle bakmak gerekir. 1984'te biliyorsunuz uzun bir ölüm orucu söz konusu. Dört siyasi muhalif yaşamını yitirdi. Tek Tibetlise'ye karşı yapılan bir mücadeleydi. Ve neticede Tek Tibetlise dayatmasından siyasi muhalifler galip çıktı. Ama devletin cezaevlerindeki hak ihlalleri periyodik olarak devam etti. Buna Homeros'un Sisyphos benzetmesi tam uyar. Sisyphos bir işkenceler içerisinde bir kayayı tepeye doğru, zirveye doğru çıkarmaya çalışıyor. Kayaya bedeni ve kollarıyla yapışarak ama tam zirveye rabak kalmışken bir itici güç kayayı tekrar aşağıya yuvarlıyor. Sisyphos tekrar yeniden kayayı yukarılara tırmanmaya çalışıyor. Aslında Türkiye'de cezaevlerinde siyasi muhaliflerin pozisyonunu bu örnek çok iyi izah eder. Çeşitli bedellerle alınan haklar daha sonra idare teknikleriyle, iktidar teknikleriyle, cezaevi teknikleriyle geri alınmış olur. 88'li yıllarda biliyorsunuz yine Eskişehir tabutluğu gündeme geldi. Şimdi 12 Eylül'den itibaren tecridin alanının gelişmesi için mekan daraltılmasına gidildi. Önce el tipi cezaevleri oluştu. El tipi cezaevleri 16 ile 20 kişilik cezaevi koğuşlarından oluşuyordu. Daha sonra ağaç tipi cezaevi oluştu. Bu da 4 ile 6 kişilik cezaeviydi. Daha sonra hücre tipi, tek hücre, oda tek, kendiler oda diyorlar. Aslında hücre, Eskişehir cezaevi gündeme geldi. O zaman biliyorsunuz çok önemli bir etkinlik yapıldı Eskişehir tabutluğuna karşı ve Didar Şensoy'u kaybettiğimiz Çanakkale, Bursa, Ankara yürüyüşü yapıldı ve bir dönem için geriletilmiş oldu. 90'lı yıllardan sonra terörle mücadele yasasına yapılan eklemeyle yine hücre tipi cezaevi gündeme geldi. Ama mücadeleler sonucu bir nebze 91 ile 96 arasında
kısmi bir rahatlama söz konusu oldu. Ta ki Mehmet Ağar kararnamelerine kadar. 96 yılında davaları devam eden siyasi tutuklu hükümler de dahil mahkemenin olduğu yargı yerinden çok uzak yerlere sevk edildiler. İşte çok önemli bir açlık grevi ve ölüm orucu süreci de o dönemde başladı. O dönemi çok canlı yaşadık. İhade ve çahade birlikte mücadelenin odağında olduk. O dönemde Bayrampaşa cezaevinin kapatılması gündeme gelmişti. Ümraniye cezaevi açılmıştı ve devlet Gebze cezaevini de siyasi muhalifler için açmaya hazırlanıyordu. Ama kararnamelerle Ümraniye cezaevine sevkle, Gebze cezaevine sevkle gündemden çıktı. İstanbul dışında ve Ankara dışındaki cezaevlerine sevkler oldu. Başlayan ölüm orucunda henüz ölümler yokken ihade ve cihadenin çabasıyla çok çetin münakaşalar, tartışmalar, öneriler yapıldı. Neticede Ümraniye cezaevi kabul ettirildi. Lakin siyasetlerin büyük çoğunluğunun kabul etmesine rağmen henüz ölümler de daha olmamışken bu Ümraniye cezaevinde İstanbul dışında götürülenlerin getirilmesi yaşama geçmedi ve ölümler başladı. Neticede 11-12. ölüm süreci yaşandığında operasyon arifesinde tekrar büyük gayretler gösterilerek bir uzlaşma sağlandı.